Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Bu akşam Tavşanlı'dayız, Kütahya Tavşanlı'dayız. Buradan inşallah dersimizi canlı olarak yapacağız. Rabbim hakkıyla hissedar olmayı nasip etsin. Bu akşamki dersimiz çok çok önemli. Adeta Risale-i Nur külliyatının tamamını bir derste özetleyen müthiş ve muazzam bir ders. Aynen ağacın çekirdeği gibi, ağacın çekirdeği bütün ağacın tamamını, kökünü, gövdesini, yaprağını, meyvesini, programını, tadını, lezzetini, kokusunu, her şeyini içinde bulundurduğu, içine derc ettiği gibi, Risale-i Nur'un bütün hakikatlarını tek bir derste toplayan müthiş ve muazzam bir ders. O yüzden bugünkü dersin bilhassa özellikle hususan çok insanlara ulaşmasını arzu ediyoruz. Sizden de ciddi manada bir seferberlik yapmanızı, hep beraber bir seferberlik yapmamızı istiyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde paylaşalım. Herkese ulaşsın. Herkese yayılsın bu ders. Bu ders insanın yaratılış gayesini ve şu kainat dediğimiz müthiş manzumenin içinde insanın yeri neresidir? Biz bu işin neresindeyiz? Kainatın sahibinin nazarında mevkimiz, yerimiz, mesuliyetimiz nedir? Bununla alakalı gerçekten mutlaka bilinmesi gereken bir ders ve adeta iman hakikatlarının tamamını içinde bulunduran. Yani kainatın sahibi ve insan ekseninde Allah'a iman, ahirete iman, nübüvvet yani peygamberlere iman ve diğer iman esaslarının yerleri nerelerdir? Nasıl anlaşılması lazım, nereye konulması lazım ve iman insan için nasıl büyük bir kıymet ifade eder, bunu anlamak için mutlaka ve muhakkak bilinmesi gereken bir ders bu. İnşallah biz bir kısmını okuyacağız, kalan kısmını herkes evinde okuyup hakikatin tamamını idrak etsin. Çünkü adeta böyle hani bir yapboz olur ya puzzle, parça parçadır, bakarsınız bir türlü anlam veremezsiniz. Bu nedir, ne işe yarar, bu neyin neresi diye düşünür bir türlü anlam veremezsiniz. Sonunda eğer bütünü birden gösterdilerse size parçaların tamamı birden anlam kazanmaya başlar. Parçaların tamamı tek tek bir kıymet ifade etmeye başlar ve hepsi o bütünün anlaşıldığı andan itibaren hepsi anlamlı, hepsi kıymetlidir. Şimdi kainat da öyle. Şu kainat, dağlar, dereler, yerler, insan, Kur'an-ı Kerim, namaz, bunlar ayrı ayrı parçalar gibi. Puzzle'ın parçaları. Tek başına namazı düşündüğünüz zaman bir anlam veremiyorsunuz. Nedir bu namaz? Neden yatıp yatıp kalkıyoruz? Kimin önünde eğiliyoruz? Şimdi tek başına insanı ele aldığınız zaman da anlamsız. Nedir bu insan? Düşünüp duruyor. Hayvan gibi hayattan lezzet de alamıyor. Izdırap olsun diye mi gönderildi bu dünyaya? Ha, kainatı tek başına elinize aldığınız zaman her şey anlamsız gibi. Ama bütününe birden baktığınız zaman kainat, insan ve namaz. Halik-ı Zülcelal'in karşısında bir bütünlük ifade eden muazzam bir manzume. Tamamını birden değil mi şu Kur'an'ı bakışla temaşa ettiğiniz anda bu ders nazarımızı kaldırıp meselenin bütününü birden gösteren bir bakışa bizi sahip edecek. Ve bütünü birden gördüğünüz zaman insan neymiş, namaz neymiş, kainat neymiş, Yaradan niçin insandan namazı istemiş, biz bu işin neresindeyiz? Hepsi açıklığa kavuşur. Peygamberler niçin gönderilir? Kainatın devamının altında yatan sır nedir? Niçin varlık alemi ortada? Bütün bu soruların cevabı
tek bir derste, inşallah şu derse başlamadan önce sizden tekrar tekrar rica ediyorum. Eşinize, dostunuza, herkese paylaşın, ulaştırın. Bu ders gerçekten çok ehemmiyetli bir ders. Risale-i Nur'un diğer dersleri, diğer hakikatleri hiç kimsenin, diyelim birisinin eline geçmese bile, hiçbirisi geçmese de sadece bu dersin geçmesi o insana tek başına yeter Allah aşkına. Rabbim istifademizi küllileştirsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yagşâha vel semâi ve mâ benâha vel ardi ve mâ tahâha ve nefsin ve mâ sevvâha ilâ ahiril âyeh. Ey kardeş! Eğer hikmeti alemin tılsımını ve hılkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bakın şimdi, kainat, insan ve namaz. Bütün adeta hılkatin özü ve özeti bu işte. Nedir şu kainatın yaratılış sırrı, hikmeti nedir? Niçin var bu alem? Şimdi her şeyin varlık sebebini neticesinde aramamız lazım değil mi? Bir fabrikanın niçin kurulduğunu, bu fabrikanın ne fabrikası olduğunu, varlık sebebini anlamak için nereye gidip bakıyoruz? Mamulün döküldüğü yere gidip bakmıyor muyuz? Finale gidip bakmıyor muyuz? Ha, bu fabrikanın mamülü neticesi aynı zamanda varlık sebebidir. Mamülün de varlık sebebini anlamak için o meyvenin meyvesine bakmak icap eder. O mamülden beklenilen neticeye nazar etmek gerekmez mi? Şimdi adeta kainatın mamülü neticesi insan ve insandan beklenilen en büyük hakikatta, en büyük neticede namaz. Öyleyse kainatın varlık sebebini insanda, insanın varlık sebebini de namazda aramak gerekir. Çünkü yaradan kainattan insanı, insandan da namazı bekliyor. Öyleyse namaz bizim zannettiğimiz gibi kısacık, daracık, kısır döngü içinde belli hareketlerden ibaret değil. O namazın hakikatında, içinde, derinliklerinde öyle büyük manalar var ki adeta Yaradan'ın kainattan beklediği her şey namazın içindeymiş. Bütün mahlukatın tesbihatı, enva-ı ibadatın fihristesi, bütün ibadetlerin özü ve özeti, fihristesi namazdaymış. Neymiş bu namaz arkadaş ya? Öyleyse biz namazdan çok uzaktayız. Namazın hakikatinden çok uzaktayız. Namazın derinliklerine bir türlü girememişiz. Hala şeklinde, cesedinde, harekatında kalmışız. O yüzden namaza karşı bu kadar gevşeyiz. O yüzden kıldığımız namaz bizi kötülüklerden alıkoyamıyor. Öyle diyor ya. İnnal, her cuma dinlediğimiz ifade bu değil mi ayet? İnnallâhe tenha anil fahşâ diyor. Şüphesiz namaz insanı fuhşiyattan alıkoyar diyor ya. Her türlü kötülükten alıkoyar. Neden bizim namazımız bizi her türlü kötülükten alıkoyamıyor? Yoksa bizim namazımız hakikattaki namazın hakikatinden, ruhundan, manasından, aslından çok mu uzak? Bunu sorgulamak gerekmiyor mu? Şimdi adeta bu ders baştan sona namazı tarif ediyor. Kainat, insan ve namaz. Bu üçlü adeta nedir? Bütün kainat huni gibi. En geniş daireden en dar daireye kadar bütün kainattan dökülen en büyük netice namazmış ya. Allah Allah. Diğer ibadetler de var. Ama namaz bu işin olmazsa olmazı. Niye namaz dinin direği? Namaz kılmayan bir mümin
diğer ibadetlerin tamamını yapsa kurtarabilir mi Allah aşkına? Niye namaz dinin direği? Bakın, İslam fıkhında bir insan fakirse zekat vermeyebilir. Sağlığı yerinde değilse hacca gitmeyebilir. Sağlığı müsaade etmezse oruç da tutmayabilir. Fakat namaz kılmayabilir ifadesi yok. Hiç yok. Ha, son nefesini veriyor, canı çıkacak, ceset gibi yatıyor. O anda vakit girdiyse o namaz ona farz, üzerinden sakıt olmaz, düşmez. Aklını kaçırmadıysa ve şuuru yerindeyse, canı çıkmadıysa namaz müminin üzerinden düşmez ya. Ha, neden böyle acaba? Nedir ki bu namaz? Bu namazın içinde ne var, ne mana var ki şiddetle ve ısrarla illa namaz, illa namaz, illa namaz, namazsız olmaz. Şimdi kainat ve insan ve insandan beklenen netice namaz nasıl toplayacak bakın şimdi. Namaz nasıl bütün kainatın en büyük neticesi olduğunu nasıl da ortaya koyacak? Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek, anlamak istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Şimdi şu hikayeciyi hepimiz aklımızda bulunduralım, alemimize yerleştirelim. İnanın adeta bir formül gibi bir hikayecik bu. Aklınıza gelmiş ve bundan sonra gelebilecek çok soruların cevabı bu hikayeciğin içinde saklı. Bu bir hikaye değil, hakikatin ta kendisi. Fakat temsillerle, hikayeciklerle aklımıza o hakikati yaklaştırmak için böyle bir hikaye üslubuyla anlatılmış. Kur'an'ın tarzıdır. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى. Yani hakikat temsilden çok yüksektir, çok ulvidir. Fakat temsiller dürbünüyle hakikat akla yaklaştırılır. Akıl o hakikattan istifade eder. Kur'an'da bu çeşit çok temsilat vardır. Bu üslup da Kur'an'ın üslubudur. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Şimdi bu temsilin tamamını, bu dersin 11. sözün tamamını okuyamayacağımız için biz temsil kısmını okuyacağız. Ondan sonrası kısmını da inşallah siz hepiniz evlerinizde inşallah devam eder okursunuz. Fakat temsilin hakikatini de baştan söyleyelim ki yavaş yavaş alemimize yerleşsin. Yani şu kainatın sultanı olan Rabbimiz, Halik-i Zülcelal, şu kainatın padişahı olan, değil mi, Rabbimizi anlatıyor. Diyor ki bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, mücevherler, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede, garip sanatlarda, müthiş sanat eserlerinde, sanayi garibede pek çok marifeti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Her sanattan anlar, her fenni de bilirmiş. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya, en güzel ilimlere ilim ve ıttılağı varmış. Şimdi düşünün bak, servet var, ilim var, sanat var, maharet var, fen var. Her noktada zirve bir şahsiyet. Şimdi nereye geldi bakın. Bütün güzellikler zatında cem olmuş, toplanmış bir şahsiyet. Cenab-ı Hakk'ı anlatmak için kullanılan bir temsildir bu. Çünkü Cenab-ı Hak da bütün güzelliklerin menbaıdır, kaynağıdır. Çünkü şu kainattaki bütün güzellikler ondan çıkmadı mı? Onun tecellisi değil mi? Onun isimlerinin tezahürü değil mi? Ha, öyleyse şu andaki bütün fenler Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi.
Bütün ilimler onun tecellisi. Bütün kainattaki güzellikler Cemil isminden, ikramlar Kerim isminden. Bütün ilimler Alim isminden, bütün icraatlar Kadir isminden. Ha öyleyse ilimde, fende, sanatta, servette en zirve şahsiyet kainatın sultanı olan Rabbimizdir. Şimdi böyle bir sultan, temsili çok güzel anlayalım. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, bir sergi yeri açsın, içinde sergiler dizsin. Ta Nas'ın enzarında, insanların nazarında saltanatının haşmetini, vay vay vay. Hem servetinin şaşasını, servetinin ne kadar çok olduğunu, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin, ta cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin. Birisi, bizzat kendi nazar-ı zekayı karşınasıyla görsün. Yani bizzat kendi sanatına, kendi icraatına, kendi saltanatına, icraatları ve sanatları üzerinde bizzat kendi baksın. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Şimdi neden kurdu bu sarayı? Bu sergileri neden açtı? Bu sanat eserlerini insanların önüne neden döktü? Neydi? Sır neydi bakın. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Bu bir sırmış. Şimdi geçen de birisi böyle bir soru sordu da ona birisi bir akrabasının oğlu üniversitede okuyormuş. Kendisini böyle ateist zanneden bir genç. Yaratıcı demiş kendini tatmin etmek için, haşa egosunu tatmin etmek için mi bizi yarattı? Kendi büyüklüğünü gösterecek bize, onunla gururlanacak, kibirlenecek, haşa haşa. Böyle saçma bir ifade olur mu ya? Ego demek, gurur demek, kibir demek, bir insanın kendisini olmadığı bir büyüklükte göstermeye çalışması demektir. Bütün büyüklüklerin sahibi Allah'tır. Allah için ego kelimesi kullanılmaz ki. Allah için kibir kelimesi, Allah için gurur kelimesi kullanılmaz ki ya. Niye? Cenab-ı Hak bulunmadığı bir büyüklükte kendini haddinden büyük bir vaziyette göstermek gibi bir durum söz konusu değil ki. Zaten bütün büyüklükler onun ya. İnsanlar da gururlanırken, kibirlenirken, egosunu tatmin etmeye çalışırken aslında onun icraatlarıyla, onun sanatlarıyla, onun verdiği akılla, onun verdiği maharetle, onun verdiği marifetle gururlanıp, kibirlenip ona ait büyüklüğü kendilerine adeta mal etmeye çalışmıyorlar mı? Ha, şimdi öyleyse Cenab-ı Hak neden kainatı yarattı? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi bir sırmış sır. Yani her güzellikte, her kemalatta, her maharette muhakkak ve mutlaka görmek ve görünmek arzusu vardır, isteği vardır. Fakat bu bizim kendi şahsımızda, zatımızda düşündüğümüz gibi ihtiyaçtan kaynaklanan bir istek değil. Yani haşa Allah'ın kendini göstermeye ihtiyacı mı vardı? Muhtaç mıydı Allah kendini göstermeye? Cenab-ı Hak kullarına kendini göstermek zorunda mıydı gibi düşünmek de yanlış. Buradaki istemek her cemal ve kemal sahibinin kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi manası buradaki Cenab-ı Hakk'ın zatına ait düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tek tek iktizası var. İstemek manası iktiza etmek manasındadır. Yani gerektirir. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismi var mı? Kerim ismi ikram etmek ister. Şimdi Kerim olan zatın ikram etmeye ihtiyacı mı var Allah aşkına?
Bütün mahlukatın onun ikramına ihtiyacı var. Ama onun ikram etmeye ihtiyacı yok. Zaten ikram eden o. Kendisi muhtaç olan ikram edemez ki. Ama Kerim isminin gereği, cömertliğin gereği nedir? İkram etmektir. İkram etmeden kerim olunmaz. Ha, şimdi Rahim ise merhamet etmek ister diyor. Şimdi Cenab-ı Hak şimdi merhamet eden birisi, şefkatli birisi. Karşıda da merhamet edilen, şefkat edilen birisi var. Şimdi veya siz diyelim bir yavru kediyi seviyorsunuz değil mi? Şefkat ediyorsunuz, merhamet ediyorsunuz ona. Şimdi sizin o kediye ihtiyacınız mı var? Onun sizin merhametinize ihtiyacı var belki. Aynı onun gibi. Demek ha, Cenab-ı Hakk'ın da her bir isminin iktizası var. Yani olmazsa olmazı var. Mesela ne gibi? Güneş aydınlatmak ister. Güneşin aydınlatmaya ihtiyacı mı var? Ha, ama güneşin aydınlatmak iktizasıdır, gereğidir. Aydınlatmayan güneş olmaz. Ha, demek iktiza ile ihtiyacı karıştırmamız icap ediyor. Aynı güneşin aydınlatmak istediği gibi Cenab-ı Hakk'ın da bütün isimlerinin cemali ve kemali tezahür etmek, görünmek istiyor, bilinmek istiyor. Her cemal ve kemal sahibi, her güzellik ve mükemmellik sahibi, adam güzel bir yemek yapıyor, herkese tattırmak istiyor demiş. Şunun tadına bir bak diyor ya. O da değil mi? Bak yarım yamalak bir güzelliği bile teşhir etmek istiyor. O güzellik bir adam bir resim çizmiş. Değil mi? Onunla bire. Şimdi bir gün Şener abi ders okuyordu. Birisi böyle bir şiir getirmiş, bahsetti. Abi şu şiiri bir kontrol etsen. Şiir kendim yazdım. Nasıl yazmışım? Bir baksan falan diye. Verdi baktım diyor. Ne kafiye var. Ne mana var. Karman çorman bir şey. Ondan sonra böyle heyecanla bekliyor. Acaba ne diyecek? Şöyle buruşturdum. Dedim bunu götür kapının çıkışındaki çöpe at. Olmamış. Öyle yıkıldı ki diyor. Anladım ki diyor. O kadarcık yarım yamalak bir sanat bile. Olmayan bir sanat. Yok yani çünkü yok. Kokusu bile bulaşmış olsa onu bile göstermek istiyor. Ya biraz şairlikte mahareti olsa, ya da Akif gibi, Mehmet Akif gibi bir şair olsa, kim bilir, bak fıtratta var, yaratılışta var bu. Cenab-ı Hak zatını anlayalım diye bize bu hissiyatı vermiş. Şimdi biz de kendimize ait olmayan arızi dediğimiz yani başkasından bize intikal eden, başkasına ait olduğu halde bizim üzerimizde görünen güzelliklerden dolayı onlara sahiplenip onu bile görmek ve göstermek istiyorsak, bir de bütün güzelliklerin bütün çeşitleri zatında zati olan, kendisinden olan, bütün güzelliklerin ve mükemmelliklerin sonsuz mertebesinde bulunan bir zat Cenab-ı Hak. Görmek ve göstermek istiyor isimlerini, sıfatlarını, cemalini, kemalini, marifetini, maharetini. Bu hikmete binaen, bunlardan dolayı, yani görmek ve göstermek istediğinden, çünkü başka bir yerde hadis-i kutsiye ifade ediyor, diyor ki, ben bilinmez bir hazineydim, bilinmekliğimi irade ettim, kainatı yarattım diyor. Bütün kainatın yaratılması gerekiyordu. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin görünmesi, bilinmesi için. Çünkü kainatın her bir nevi, her bir bölümü, her bir kısmı ayrı ayrı isimlerini gösteren, tezahür ettiren, bildiren adeta isimlerin, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin cisimlerle yazılmış haliydi kainat. Nasıl Cenab-ı Hak bütün isimlerini şu Kur'an-ı Azimüşşan'da harflerle yazmış ya, aynı onun gibi şu kainat dediğimiz mücessem Kur'an, cisimleşmiş cismani Kur'an, Kur'an'da harflerle yazılan bütün Esma-i İlahiye, kainatta cisimlerle nakşedilmiş eşya, sanat, maharet ve icraat olarak gözümüzün önünde sergilenmiş. Yeryüzündeki bahardaki envai çeşit çiçekler Cemil ismini gösterdiği gibi,
envai çeşit rızıklar Rezzak ismini tarif ettiği gibi, uzayda sonuna ulaşamadığımız büyüklük ve derinlik Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismini, değil mi, bize ve huve ala kulli şeyin Kadir ismini bize gösterdiği gibi, her bir şey, hastaların şifa bulması, o yeni dünyaya gelen yavruların şefkatle, merhametle büyümesi, her biri ayrı bir esmaya aynedarlık ediyor, ayrı bir ismin tecellisine vesile oluyor. Demek her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, sergiler açsın, içinde sergiler dizsin, ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, bir. İki, hem servetinin şaşasını. Allah Allah. Şimdi, komutanların omuzlarında rütbeleri yazar. Buradaysa ast, buradaysa üst. Fakat illa komutan içtimada toplar herkesi. Hele o yemin törenlerinde. Biz biliyoruz onun ne büyük bir komutan olduğunu, rütbesinin ne olduğunu biliyoruz. Ama o bizzat herkesi içtima alanına toplayıp, yemin töreninde herkesi bir araya getirip, emrinin nasıl icraat yaptığını, bir emirle neler yaptığını bize göstermek istemiyor mu? Ha, bakın şimdi, o rütbeyi biz okuduğumuz halde, onun gibi biz Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, saltanatının haşmetini Kur'an'dan okuyoruz. Ama Cenab-ı Hak bir de bizzat, bir emriyle nihayetsiz yıldızları, gezegenleri, zerreleri, küreleri, bütün alemi nasıl idare ettiğini bize şu haşmetli içtimada göstermek istiyor. Ha, demek ta ki aklımızda, kalbimizde Rabbimize karşı herhangi bir şüphe, herhangi bir vesvese kalmayacak şekilde Kur'an'ında ifade ettiği hakikatleri kainatta da adeta bize ne yapmış? İzah, ispat ve icraatıyla ortaya koymuş. Yani birisinde teorik, birisinde pratik, değil mi? Birisinde kitaptan okuyoruz, diğerinde kainat laboratuvarında müşahede ediyoruz. Bu hikmete binaen bizzat hem kendisi görmek hem de muhataplarına saltanatının haşmetini, servetinin şaşasını, hem kendi maharetinin, marifetinin büyüklüğünü göstermek için cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı, bir sarayı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek, ulumunun asar-ı mucizekaraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, Allahu Ekber, tekmil demek, yani daha mükemmeli olamaz tekmil, tam, tam bir yaratılış, eksiksiz bir yaratılış. Leyse fil imkan ebda'u mimma kâne demiş İmam-ı Gazali. Yani bu kainatta yaratılan mahlukattan daha mükemmeli, ihtimallerde bile yoktur, imkanlarda bile yoktur, daha mükemmeli yok ki, olamaz ki düşünülsün. Ha, öyleyse Cenab-ı Hak tam yaratmış. Hani bazı itiraz ediyorlar, ya bazı eksik yaratılanlar var, sakat yaratılanlar var, şunlar var, bunlar var. Ha, onlar da Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta kurduğu ve koyduğu düzenin bir parçası. Cenab-ı Hakk'ın maksadına hizmet eden birer ayrıntı, o nizamsızlıklar, o düzensizlikler, o sakatlıklar da umumi düzenin bir parçasıymış. Yani onların da bir varlık sebebi var. O da öyle olması gerekiyor çünkü. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Halik ismi var, Kadir ismi var, Alim ismi var, Kerim ismi var. Bir de bunun yanında Hakem ismi var, Hakem.
Hakem ve Hakim ismi. Şimdi Hakim demek bir şeyi hikmetine, maksadına göre yaratan demek. Hikmetler, faydalar, gayeler gözeterek yaratan. Yani bir şey nasıl olması gerekiyorsa onu öyle yaratmak, onu hikmetle yaratmak demektir. Bir de hakem var. Hakem de eşya ve mahlukat arasında, Cenab-ı Hakk'ın isimleri arasında, o isimlerin icraatları arasında, tecellileri arasında dengeyi ve muvazeneyi muhafaza eden ismidir. Yani hakem nasıl maçta taraflar arası dengeyi muhafaza ediyor ya, mesela hakem ismi olmasaydı, Halik ismiyle Cenab-ı Hak her şeye sonsuz tecelli etse, ki öyle tecelli ediyor, hakem ismi ona bir mizan vermese, yeryüzünü değil mi ne yapar? İstila eder her şey. Her şey karmakarışık olur. Ha, şimdi düşünün mesela, Cenab-ı Hak Kuddüs ismiyle sonsuz tecelli etse her şeyi temizler. Hiçbir şey kalmaz meydanda. Ama bir taraftan Rezzak ismi var, Rahim ismi var, Kerim ismi var, Alim ismi var. Demek bütün esmanın, isimlerin tecellilerinde bir muvazene lazım. Bir denge lazım, bir ahenk lazım. O da Hakim isminin, Hakem isminin tecellisidir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Hakim ve Hakem isimleri var. Onlar nasıl gerektiriyorsa o eşyanın güzelliği odur. Yani mesela diyor ki, itiraz edip sormuşlar. Ya Cenab-ı Hak madem sanatında harika, en mükemmel sanatkarsa, her şeyi en mükemmel yaratsaydı. Mesela diyor, şu aciz, adi mahluklar, inek, koyun, daha güzel yaratılır, insan gibi olamaz, zeki olamaz mıydı, insan gibi kabiliyetli olamaz mıydı? Olabilirdi, Allah bunu onu öyle yaratmaktan aciz değil ama onun öyle olması gerekiyor. Mesela diyor, senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstadlarından, senin liderlerinden daha zeki olsaydı diyor. Düşünsene, Cenab-ı Hak ineğe birazcık zeka verseydi, akıl verseydi, Allah aşkına kim kimi sağırdı ya? Eşeğe biraz zeka verseydi, akıl verseydi, kabiliyet verseydi kim kime binerdi Allah aşkına? Öyleyse onun eşek sınırları içinde öyle olması gerekiyor. Diğerinin inek sınırları içinde öyle olması gerekiyor. Onun öyle olması güzel, onun öyle olması güzel. Her birinin güzelliği kendine mahsus bir mahiyet içinde. Bu mana çok önemli. Yoksa adam diyor ki ya diyor ya eşyanın diyor mükemmel yaratılışı sanatkarın mükemmelliğine delilse diyor. Eksik yaratılanlar, kusurlu yaratılanlar var. Onlar da sanatkarın Cenab-ı Hakk'ın eksikliğine mi delil? Onlara ilmi yetmemiş mi, gücü yetmemiş mi diye oradan itiraz etmeye kalkışabiliyor. Halbuki o da Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir icraatı. Onu öyle yaratması gerekiyor ki kimini doğuştan sakat yaratıyor ki diğer bütün insanlara verdiği nimetleri onunla ihtar etsin, hatırlatsın. Ama onu da karşılıksız bırakmaz ha. Rollerde, filmde en ağır rol kiminse, en zor rol kiminse en büyük parayı, en büyük payı o alır değil mi? Şimdi ona o rolü oynatıyorsa ahirette de bizimle o aynı mükafatı almayacak tabii ki. Ha demek onu da öyle yaratan Cenab-ı Hak. Yoksa bütün insanları tam, eksiksiz, mükemmel yaratan onu yaratmaktan aciz olabilir mi ya? Ha, adam şimdi bu bütün diyelim Bursa'yı inşaat, dev gibi bir inşaat şirketi binlerce binalar yapmış, binlerce siteler yapmış. Bir tane evi de yarım yamalak yapmış. Deseler ki ya buraya gücü yetmemiş. Denir mi ya? Bütün bunları yapanın buna gücü yetmez mi? Öyleyse bunu yarım bırakmasının bir hikmeti var, bir gayesi var, bir maksadı var. Adamlar mesela Ulu Cami'nin her tarafını restore etmişler. Bir duvara baktım ben bir gün. Ya bu duvar karmakarışık. Bu duvar kirli, bu duvar dökük, bu duvar bozuk. Neden böyle? Bütün camiyi metrekare metrekare. O hatların tamamını ince ince böyle işleyen sanatkar, işleyen, yaptıran koca devlet. Değil mi? Ha, Kültür Bakanlığı bu duvarı yapmaya gücü yetmemiştir diyebilir miyim ben? Öyleyse bu duvarı niye bırakmış? Ha, kendi sanatının güzelliğini, yaptığı işlerin ve icraatın ortaya çıkmasını bu duvarla gösterecek. Çünkü zıt zıttını gösterir. Zıtlar birbirini tarif eder. O eski halini görecek ki
neler yapıldığı ortaya çıksın. Yoksa eski halini bilmeyen birisi onun eski halinden yeni haline geçerken ne kadar işler, icraatlar yapıldığını, ne sanatlar icra edildiğini nereden bilsin? Onun gibi demek, tam yaratılışın ayrı hikmeti var, eksik yaratılışın da ayrı hikmeti var. Eksik yaratılış, sakat yaratılış, değil mi? Bizim zannımıza göre intizamsız, mizansız, dengesiz gibi görünen şeyler de aslında kainatın yaratılış hikmetinde o umumi dengenin, umumi düzenin, mizanın bir parçasıymış. O da olmazsa olmaz. O da ayrı bir güzellik. O da düzenin ayrı bir parçası. Haşa düzensizlik falan değil. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatını en latif, en güzel eserlerle zinetlendirip, fünunu hikmetinin en inceliklerle tanzim edip düzelterek, ulumunun asarı mucize karaneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, şimdi bütün sanatı düzenledi, sonra her bir taam ve nimetlerin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami, sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavetkarane, öyle bolca, öyle cömertçe, sanatperverane bir ziyafeti amme, umumi, hiçbir mahluku mahrum bırakmayacak bir ziyafet ihzar etti, hazırladı ki, güya her bir sofra, yüz sanayi latifenin eserlerle vücut bulmuş gibi kıymetli, hadsiz nimetleri serdi. Sonra, şimdi dünyayı yarattı mı? Sofraları da serdi mi? Şimdi Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne teşrifini anlatıyor. Sonra aktarı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Aslında biz dünyaya gelmeden önce yok değildik, vardık. Ama Cenab-ı Hakk'ın başka memleketindeydik, başka salondaydık. Oradan bizi bu sergi salonuna sanatlarını, icraatlarını göstermek için davet etti. Şimdi biz kalabalığız. Salonda küçük, o yüzden yavaş yavaş alıyor. Önce dedemleri aldı, sonra babamları, sonra bizi, sonra. Böyle peş peşe, asır asır, nesil nesil, peş peşe bu salona alıp bir kapıdan giriyoruz, öbür kapıdan çıkıyoruz. Şimdi girdiğimiz gibi çıkmamak gerekiyor. Yani üniversiteye bir kapıdan giren öbür kapıdan diplomasını almış olarak çıkması lazım. Diploma o kağıttan ibaret değil. Diploma insanın ruhuna 6 sene boyunca, 5 sene boyunca, 4 sene boyunca o üniversitede yazdığı bütün ilimlerin tamamına denir diploma diye. Gelirken iki çantayla gelir öğrenci, giderken yine aynı iki çantayla gider ama doktor olarak gider, hakim olarak gider, öğretmen olarak gider, savcı olarak gider. O okulun bütün ruhunu adeta almıştır. Her sınıfın hakikatini süzmüştür. Artık bütün o hakikati toplayıp öyle gider. Bize de Cenab-ı Hak şu dünyada isimlerini cisimlerle yazmış ya kainata. Bize de şu kainatın manasını, ruhunu, şu kainat medresesinde, mektebinde verilmek istenilen bütün dersleri ruhumuza alarak gitmemizi, yani Cenab-ı Hakk'ı bütün isimleriyle tanımamızı istiyor ve ona göre not veriyor. Bize de böyle bir vazife vermiş. Öyleyse geldiğimiz gibi gitmeyeceğiz. Değil mi? Gözümüze, kulağımıza isabet eden, gördüğümüz, duyduğumuz, şu alemde düşündüğümüz, karşımıza çıkan bütün icraat-ı ilahiyeyi hayretle temaşa edip, değil mi? Onun huzurunda 5 vakitte Allahu Ekber, Ya Rabbi sen ne kadar büyükmüşsün deyip, değil mi? 2 büklüm, el pençe divan, o nimetlerin karşısında mahcup bir tavırla Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim diye o manayla huzuru ilahide, değil mi? O şükrün ifadesi. Sonra arkasından 2 büklüm onun huzurunda eğilip, onun büyüklüğünü sonsuz mertebe anladığımızı ifade eden yerle bir secdeyle onun huzurunda ona muhatap bir tavır takınmak.
İşte Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği muhataplık manası buymuş. Yani kainatın manası insanda, insandan da namaz dediğimiz bir ibadetle, bir kullukla dökülmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak kainatın manasını insana, insanın manasını ve hakikatini de namaza derc etmiş. Bizden namazı bekliyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.